Aşk ve ilişkilerde hangi burç neyi sever? Küçük küçük tiyolar vermemi ister misiniz? Bence istersiniz. Ben astroloğunuz Özlem Recep. Bakalım 12 burcumuz neleri seviyormuş? Haydi bakalım başlayalım. Sevgili Koç burcuyla birlikteyseniz eğer ki cesur ve hızlı adımlar atmak zorundasınız. Biraz kavgacılığıyla meşhur olan Koç burcu aslında çocuksu bir enerjiye sahip olduğu için küsmekle barışmak arasında da gidip gelebilir. Cesur ve hızlı adımlar atarken çocuksu olmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Ve boğa burçları neyi bekliyor? Bir boğa burcuyla beraberseniz midesinden geçiyor. Aslında kalbinden geçen yok. Ona çok güzel yemekler yapın ve kaliteli hediyeler alın. Marka takıntısı olabilir bir boğa burcunun. Eğer ki marka takıntısı yoksa bir işin, bir kumaşın, bir çantanın maddesine bakar. Kaliteli mi, değil mi? O yüzden çok önemlidir ona hediyeler alırken kaliteli şeyler almanız. İkizler burcuyla beraberseniz çocuksu olmanız çok önemliyken aslında burada biraz flört enerjisini ilişkinizin içerisinde her daim tutmanız gerekiyor. Bir yakın arkadaşla da birlikte olduğunuzun farkına varmalısınız. Sırlarınızı paylaşabilir ve aynı zamanda en yakın arkadaşınızla yapacağınız pek çok aktiviteyi de bir ikizler burcuyla yapabilirsiniz. Flörtözlüğüyle çok meşhur olan ikizler burcuyla beraberseniz ona birazcık değişik ambiyanslar yaratmak önemli. Gün içerisinde şaşırtacak ve ilgisini odağını değiştirecek olan mesajlar atmak, konuları değiştirmek, eğlenceli aktivitelerde bulunmak ve kısa seyahatler içerisinde bulunmak iyi gelebilir. Bu ilişkinin içerisinde eğer ki çıkmazlara oynuyorsanız, ikizler burcuyla birlikteyseniz ve çıkmaz bir sokaktan geçiyorsanız tatile gitmenizi önerebilirim. Peki yengeçler neyi sever? Yengeçler aslında ilişkilerde çocuklarının annesi, çocuklarının babası olabilecek olan nitelikteki kadınları ve erkekleri sever. O yüzden bir yengeç burcuyla beraberseniz aile kurmayla alakalı hayalleri mutlaka ona vermeniz gerekiyor. Ve ciddi bir beraberlik sunabilirseniz yengeç burcu belki de size hayatınızda çok mutlu edecek olan gelecekteki eşiniz niteliğinde olabilir. Aslanlar peki neyi sever? Aslanlar çocukları çok sever. Çocuksu enerjiyi çok sever. Beraberliğiniz bulunuyorsa, evliliğiniz bulunuyorsa evin içerisinde çocuk enerjisi ona çok iyi gelecektir. Eğlenceli olmak çok iyi gelecektir. Esprilerle birlikte hayatınızı şekillendirecek, değiştirecek bir aslan burcu hayatınızdaysa aslan burcunu birazcık böyle pohpohlayabilirseniz, birazcık onun yerlerini sevebilirseniz bu beraberliğin içerisinde ben çok mutluyum, egom da okşanıyor derken sizi asla terk etmeyecek ve beraberliğinizde çocukla birlikte çok mutlu olacak olan bir evlilik döngüsüne girebilirsiniz. Bir Başak burcuyla beraberseniz mükemmeliyetçi olan Başak burçları sizin kılığınızdan kıyafetinize kadar baştan aşağı kadar sizi analiz edecektir. Tırnaklarınızı, belki de ayakkabınızın boyasına kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Beraberliğinizde de biraz belki ayrıntılara takıntılı olabilecek olan Başak burcu eğer ki hoşuna gitmeyecek olan konuları size böyle belki 5 kere 10 kere söyleyebilir. Buralarda sıkıntı yapmayın. Ona anlayışlı olun. Açık dille anlatmaya çalışın. Problemlerin üstünü eğer ki geçiştirirseniz Başak burcuyla mutlu olamazsınız. Ayrıntılara kadar önem vermeniz gereken bu beraberliğin içerisinde iş hayatıyla alakalı akıl alabilir. İş hayatınızla alakalı eğer ki çekip çevirebilirseniz bu beraberlik güzel olabileceği gibi aynı zamanda sağlıklı yaşam ve eğer ki bir hastalık atlatıyorsanız bir Başak burcu size elinden geldiği kadar yardımcı olacak ve hayatınızı mükemmeliyet bir şekilde kurtaracaktır diyebilirim. Bir terazi ile birlikteyseniz güzellikten ve modadan anlamanız gerekiyor. Ona güzel şeyler söylerken hayatın içerisinde mutlu, neşeli olabilmesiyle alakalı olacak olan konuları zeminini hazırlamanız lazım. Ne olabilir? Eğer ki terazi burcuyla beraberseniz siz de onun kadar bakımlı, onun kadar titiz, onun kadar modadan anlamanız çok önemli. Terazi burcu evlilik kadını, evlilik erkeğidir. İlişkilerle alakalı ciddi beraberliğin sağlayabilirseniz eğer ki ciddi beraberliğin içerisinde mutlu olacaktır ve sizi çok mutlu edecektir. Bir akrep burcuyla beraberseniz eğer ki sadakatle alakalı aman ha yanlış yapmayın çünkü akrep burcu intikamını fena alabilirmiş gibi görünüyor. Onu çok da fazla kıskandırmamanız gerekiyor. Akrep burcuna açık, net ve derinlik sağlayabilirseniz sizinle birlikte olması ve geleceğe dair adımlar atması çok önemli. Peki yay burçları nasıl olur? Yay burçları
burcuyla beraberseniz özgürlükçü olacak olan yay burçlarını çok sıkmamanız lazım. Uzak ülkelere seyahat etmek, değişik hobiler elde etmek, felsefe ve kültürden anlamak, değişik tatlardan anlamak, belki yemek ve restoran seçiminde her zamanki olan seçimleri değil de farklı seçimleri kullanmak ve denemek sizin için iyi olabilir. Bir yay burcuyla beraberseniz eğer ki ona özgürlük alanı tanır ve onu aslında özgürlüğün içerisinde bağlayabilirseniz işte o beraberlik uzun ömürlü olur. Peki oğlak burçları neyi bekler? Oğlak burçları ise sabit bir beraberlik bekler. Yengeçler kadar ailenin babası annesi olmayı ve ailenin otoritesi olmayı çok sever. İş hayatında onu destekleyebilecek olan eşleri seçer. İş hayatıyla alakalı planlar yapabilen, iş hayatıyla alakalı problemler çıkarmayan eş onun için idealdir. Peki kovalar neyi sever? Bir kova burcuyla beraberseniz farklı olmanız lazım. İnanın bana günün içerisinde bile 3 kere değişen modla birlikte belki de değişen bir beraberliğin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Bir kova burcuyla beraberseniz zeki ve kültürlü olmanız gerekiyor. Arka planda kendinizi geliştireceğiniz planlar yapabilir, kendinizi geliştirebileceğiniz hobiler elde edebilir ve aynı zamanda belki de bilimden, teknolojiden ve gelecekte olabilecek olan konulardan anlayabilirseniz şahane bir birliktelik olur. Bir balık burcuyla beraberseniz romantizm ve tutku ön planda olmalıdır. Romantik sözcükler, onun ne kadar çok sevdiğinizi söylemeniz, çiçekler, böcekler, hediyeler oldukça önemli. Bir balık burcu çok çok severmiş gibi görünürken bir anda elinizden kayıp gidebilir. O yüzden ilginizi ve şefkatinizi ve hatta merhametinizi asla bu burcun üzerinden eksik etmemeniz lazım. Evet, 12 burç için küçük küçük tiyolar verdim. Umarım işe yarar. Yorumlarda buluşalım eğer ki sıkıntılarınız bulunuyorsa.